Python programlamaya başlangıç video serimize hoş geldiniz. Serinin ilk videosu olan bu videoda Python dilinin genel özelliklerini göreceğiz. Dilerseniz başlayalım. Python 1990 yılında Guido van Rossum tarafından Amsterdam'da geliştirilmeye başlanmış bir programlama dilidir. Pek çok insan Python isminin Python yılanından geldiğini düşünse de aslında durum böyle değildir. Python geliştiricisi Guido van Rossum programlama diline adını The Monty Python isimli bir İngiliz komedi grubunun Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek vermiştir. Her ne kadar olayın aslı böyle olsa da Python programlama dilinin yılan figürüyle temsil edilmesi neredeyse bir gelenek haline gelmiştir. Python nesne yönelimlidir. Yorumlanabilir. Modüler yapıda ve etkileşimli bir programlama dilidir. Peki neden Python? Python dili C, C++ gibi dillerin aksine yorumlanabilen bir dildir. Dolayısıyla derlemeye gerek kalmadan çalıştırılabilir ve bu sayede çok hızlı bir biçimde uygulama geliştirilebilir. Python'ın temiz söz dizimi sayesinde Python'da program yazmak ya da bir başkasının yazdığı programı okumak diğer dillere nispeten oldukça kolaydır. Python kullanarak masaüstü programlama, oyun programlama, taşınabilir cihaz programlama, web programlama ve ağ programlama çalışmaları yapılabilir. Python içerisinde barındırdığı garbage collector yani çöp toparlayıcı sayesinde uygulamanızın bellek kullanımını optimize eder. Bu durum uygulamanızın kararlılığını ve performansını gözle görülür derecede artıracak bir özelliktir. Python tamamı nesne yönelimli bir programlama dilidir. Tercih edilmesinin bir sebebi de budur. Python, Java ve .NET platformlarıyla entegre biçimde çalışma yeteneğine sahiptir. Ayrıca özgür ve ücretsiz bir yazılımdır. Bir sonraki videoda Python'da veri tiplerini öğreneceğiz. İyi çalışmalar.